LGS'ye son 59 gün güzel bir çarşamba günündeyiz. Havalar ısınmaya başladı, güneş açtı ve benim de size 3 tane önemli müjdem var. Bunu defalarca söyledik. Sosyal medyamızda da paylaştık ama bir kez daha burada da söylemek istiyorum. Birinci müjdemiz Kontenjanlar %53 artırıldı. Yani geçen seneki okulların kontenjanından 153 daha fazla kontenjan var. Bu bizim için bir avantaj, bu bir. İkincisi konular yarı yarıya azaltıldı. Bunu zaten biliyorsunuz. Üçüncüsü de evdeyiz. Şu güneşli havada gezmek varken evde durmamız gerekiyor sağlığımız için ve bunu da çalışmayla değerlendirebiliriz. Hemen vakit kaybetmeden günü sözüyle başlamak istiyorum. Başarısızlığın tek garantisi denemeyi bırakmaktır diyor. Aa yani deneme çözmeye devam edeceğiz. O zaman burada bir bal koyabiliriz araya. Tabii bu deneme bizim satı, her zaman anlattığımız bu geri sayım denemeleri gibi LGS denemeleri değil. Yani defalarca soru çözüp hata yapmaktan, defalarca bir şey yapabilir miyim diye denemekten vazgeçmemeliyiz demek istiyorum. Eğer başarısız mı olmak istiyorsun? O zaman artık vazgeç yapamıyorum diye. Ama biz başarısızlık kelimesini sözlüğümüzden silmiştik. Niye? Çünkü biz başarılı olmaya kendimizi odaklamıştık. Bu yüzden de Mutlaka sorular çözüyoruz, deniyoruz olmuyor. Bir daha deniyoruz olmuyor. Bir deneme çözüyoruz hatalar çıkıyor. Bir deneme çözüyoruz daha fazla hata çıkıyor. Bir daha daha da çıkıyor. Olsun vazgeçmiyoruz biz. Sonuna kadar başaracağız. Şu ana kadar hiçbir şey denememiş, şu ana kadar hiçbir şey çözmemiş birçok insandan en az 100 soru, en az 10 net 20 net daha fazla öndeyiz. Gelelim günün yorumuna. Tuanak Kan Yılmaz 412 beğeni almış. Yorumunu biraz kısalttık, bazı şeyler çıkardık ama hemen hemen bütün sorularını cevap vermeye çalıştık. Beğenen inşallah istediği yüzde 100 arasına girer demiş. Bir de böyle önceden de bir cümleyle de kendi dileğini getirmiş. Şimdi, derece isteyen öğrencinin bir gün nasıl olmalı? 25 saat çalışmalı. Nasıl yani hocam? Şaka yapıyorum. Tabii 25 saat çalışamaz. Bir günde 24 saat var. Derece isteyen bir öğrenci. Birincisi zamanını planlı kullanmalı. Ve derece isteyen bir öğrenci çalışırken şöyle hesaplamalı saati. Mesela saat 9'da başladım. İşte 10'da bunu bitirdim. 10'da başladım. 11'de bunu bitirdim. Hayır. O bir haftasını önceden planlamış olmalı. Tabii bu planını da geçmiş haftaya göre yapmalı. İkincisi de derece yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ilk 2000 hatta ilk ...2000 bile değil hatta ilk 4000'e giren öğrenciler normalde birbiriyle hep aynı seviyededir. Sadece o gün sınav anı ile bir öğrenci bir soruyu da bir boşu yanlış bırakır... ...veyahut da bir yanlış yanlış bırakır. O yüzden 2000-3000 öğrenci bir anda yer değiştirir. Yani 4000. olan öğrenci de aslında birinci olabilecektir. Veya birinci olan öğrenci de aslında o anda bir tane Türkçe yanlış yapsa... 4000. olabilecektir. Dolayısıyla derece yapan ilk 4000 öğrenci genellikle zeka olarak... ...çalışma olarak, gayret olarak birbiriyle aynı seviyededirler. Ama... O an şans biraz yardım etmişti. Bu, bunun bizimle ne alakası var hocam? Bizim için de bu geçerli. Sınav anımız önemli. Yani biz ilk 4000'e değil de ilk 100'e değil de belki de ilk 20.000'e girmek istiyoruz. İlk 10.000'e girmek istiyoruz. Belki ilk 30.000'e girmek istiyoruz. Fark etmez. Sınav günü bizim için önemli. Sınav gününün de iyi geçmesi için sınav günden önce mutlaka antrenmanlar yapmamız lazım. Ve güzel bir şekilde tevekkül edip sınavımıza girmemiz lazım. İnşallah da güzel geçecek. Denememiz sorumu tabii ki de şu an için İkisi birden. Hem deneme hem soru ama en önemlisin diye sorarsanız deneme en önemlisi arkadaşlar. Neden? Çünkü bize gerçek sınavda bir deneme yapacaklar. Deneme taktiklerine, deneme tarzına kendimize alışmamız lazım. 150 puan artırmak için tavsiyeler verir misiniz? Tavsiyem belli. Dediğim gibi çok çalışman lazım ama 3 tane müjde verebilirim sana Tuana. Dediğim gibi kontenjanlar arttı. Ee, ...dönemin sadece yarısından sorumluyuz... ...yani sadece birinci aramda sorumluyuz... ...ve evde daha çok çalışacak zamanımız var... ...günde 300 civarı soru çözüyorum... ...muhteşem... ...LGS kaç puan yapabilirim... ...bence LGS'de... ...yani e, muhtemelen... ...445-450 puan yapabilirsin... ...günde 300 soru çözüyorsan... ...tabii seviyende bilmiyorum ne seviyedesin... ...sıfırdan başladıysan... ...belki e, 380'lere çıkarsın... ...ama şu anda kaçlardasın bilmiyorum... ...yani çok iyi bir şey... ...günde 300 soru çözen... ...damlaya damlaya gör olur... Hocam son çıkan kitabınıza indirim yapacak mısınız? Lütfen kesin bir şey söyleyin demiş. Arkadaşlar gerçekten biz kitaplarımızın fiyatını belirlerken en uygun fiyatı sizler için ayarlamaya çalışıyoruz. Ve en güzel şekilde sizlere ücretsiz videolarımızı ulaştırabilmek için, eğitim desteğinde devam edebilmek için bazen de kitapların fiyatı, kağıt fiyatları arttı biliyorsunuz. Bununla alakalı olarak böyle çok aşırı derece indirim yapamayabiliyoruz. Ama mutlaka sizler için setlerde indirim yapmaya çalışıyoruz. Ve bizim amacımız esasında çok fazla kitap... Hayır, hayır. Dikkat ediniz, en fazla videoyu biz çekmeye çalışıyoruz. En fazla video desteğini biz vermeye çalışıyoruz. Kitaplarımızın temelinde de böyle bir durum var. Yoksa daha çok kitap satalım. Hayır hayır. Burada 24 saat sizler için birçok canlı yayın yapıyoruz. İnşallah bizim en büyük isteğimiz sizlerin sınavlarınızda o güzel mutlu yüzlerinizi görmek ve inşallah da göreceğiz. De. Gelelim bakalım. Fen lisesi sayısal ağırlık kafam kaldırır mı bilmiyorum ne yapmam gerek. Evet fen lisesi sayısal ağırlıklı. Eğer fen yapamayacağını düşünüyorsan yazma. Anadolu sesi yaz. Anadolu sen de doktor mühendis olabilirsin. Ama fen gidersen mutlaka sayısal ağırlıklı bir ders alırsın. Ama ben kesin doktor olmak istiyorum, ben kesin mühendis olmak istiyorum diyorsan o zaman fen yaz. LGS 7 Haziran'da ama Bursuluk'ta 6 Haziran'da. Bu bizi nasıl etkiler? Bununla alakalı Milletin Bakanı mutlaka bir çözüm bulacaktır. Bursuluk sınavına bir gün sonra LGS'ye girmek de güzel olabilir. Ya da sınavların tarihiyle alakalı bizi rahatlatacak bir değişiklik yapabilir. Sonuçta aynı gün olması güzel bir şey. Yani ayrı günlerde de olsa hemen hemen istisna uğurlulması güzel bir şey. Bursula girersin, kurtulursun, oh dersin. Oradaki rahatlamayla ardından da LGS'ye geçersin. Hiçbir şekilde endişelenmene gerek yok. O gün yaptığımız şeyi programa yazmak mı yoksa programa hedef koymak koyup onu yapmak mı? İlk başta yap, yaz, yaptığımız şeyleri yazacağız. Yani şöyle düşünün. Şöyle yap, gösterelim. Diyelim şu birinci hafta olsun. Tamam mı? Bu birinci haftamız. Bu da bir sonraki hafta olsun. ikinci hafta. Bu da üçüncü hafta olsun. Buraya da üçüncü hafta yazıyorum. Şimdi ilk başta şunu çok iyi bilmemiz lazım ki günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar demiştik ya. Burada da Türkçe matematik falan dedik. Burada sen soru sayılarını yazdın. İkinci haftada bu soru sayılarından daha fazlasını yapabileceğini bilmelisin. Yani ben geçen hafta pazartesi günü bu kadar çözmüşüm matematikte, Türkçe'de, fende diyebilmelisin. Sonra ikinci hafta geçerken bu soru sayısını artırabilmelisin. Üçüncü hafta daha da artırabilmelisin. Dördüncü haftada artık veyahut da üçüncü haftada veya de ikinci haftada tam bir rutine oturtmalısın. Çünkü geçmişte yap şöyle düşün. Ben bazen diyorum ki bugün kaç tane video çektim? 17 tane video çekmişim. Oo diyorum. Bazen de bugün kaç video çektim? 5 video. Hmm. demek ki normalde ben normalde 17 video çekebildiğim günler de var. O zaman bugün en az 10 video çekebilmeliydim diyorum kendi kendime. Kendim de bu işi yapıyorum sonuçta. Sizin de işiniz şu anda öğrencilik olduğu için demelisiniz ki ya kardeşim ben 200 soru çözmüşüm. Geçen hafta da 250 soru çözmüştüm. E o zaman bugün en az bir 180 soru çözmeliydim. Bu ne ya? 50 soru çözmüşüm diyebilmelisiniz. Ee, askeriye de okumak isteyen birisi her liseden yapabilir mi? Evet yapabilir. Bununla alakalı bazı koşullar var yalnız. O koşullarda mutlaka okumalısın. Yani askeriye öyle basit değildir. 372 puandan 400 kredi puanı çıkılır mı? Evet çıkılır. Neden çıkılmasın ki? Ara vermeden 3 saat çalışıyorum. Verim alır mıyım? Ee, şimdi şöyle düşün. Bak şimdi 90 soru sorulacak bize. Öyle değil mi? Bu 90 sorunun 50 sayısal... E, özür dilerim. 50 sözel 40 sayısalı bile araya bir ara koyuyorlar. O zaman... 50 sözlerden düşünelim. 50 bir buçuk ne eder? E, 75 dakika eder. Yani sen ortalama buçuk saat uzun süre dikkat konsantre olmanı istiyor Milli Eğitim O zaman sen de buçuk saatten sonra mutlaka bir ara verebilirsin bir olmuş haka. 3 saat düzenli çalışmak sana bir faydası yok. Ama hiç dikkatin dağılmadan 2 saat 3 saat çalışabiliyorsan bu da güzel bir şey. Bu da büyük bir başarı. Devam ediyorum ara vermek önemli çünkü bak sınav günü o konsantre olacaksın ya ben sınava gireceğim. 50 sözel çözeceğim. 50 çarpı 1,5 dakika verecekler bana. 75 dakika. Hmm, tamam. Sonra 40 sarı içinde 80 dakika verecekler. Hmm, tamam. O zaman ben maksimum 80 dakika konsantre olmam gerekiyor. Bir buçuk saat konsantre olsam yeter bana diyebiliriz. Bir buçuk dakika sınırsız dikkatli bir şekilde test çözmeye beynine alıştırırsan sıkıntı yok. Ee, okullar açılınca yazılar olacak. Sizce ne yapmalıyım? Yazılar olduğu zaman zaten Milliyetin Bakanlığı işlenilen konulardan değil. Geçmişlik değil. En baştan bir daha başlar. Yani ikinci dönem bir daha başladık gibi düşünür. Size yeniden konuları baştan tekrar ettirir. Öğretir ve ondan sonra soruları sorar. Sosyal bilimler lisesi isteyen yani biri matematikten kaç net yapmalı? Sosyal bilimler istediğin okula bağlı. Eğer çok yüksek bir okul istiyorsan en az 10 tane, 15 tane matematik yapman gerekebilir. Ama biraz daha orta seviyede bir matematik, e, sosyal bilimler istiyorsan, lisesi istiyorsan o zaman 11-12 net de yeterli olabilir geceleri bir gibi ders çalışasım geliyor. Wow yarasa. <laughs> o yüzden de sabahları erken kalkamıyorum. Ha, burada şuna bilmemiz lazım arkadaşlar. D ayrı yazılacak birincisi. Geceleyin uyumamız bizim için daha faydalı. Niye? Çünkü sınavımız sabahleyin olacak arkadaşlar. Sınavımız sabahleyin olacaksa geceleri beynimizi uyuştur, uyumaya, sabahları da erken kalkıp güzel güzel ders çalışmaya ayarlamamız lazım. Günün kitabına baktığımızda Said Faik Abasya'nın Havada Bulut adlı öyküsünü görüyoruz. Gerçekten çok güzel bir öykü. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Hemen günün okuna baktığımızda Artvin Fen Lisesi'ni görüyoruz. 11.31 dilimiyle alıyor. 2019 YKS sonuçlarına göre yani üniversite sınav sonuçlarına göre mühendislik, tıp, diş hekimliği çok güzel kazandırmış. Öğrencimiz birkaç okulda istemiş. Arkadaşlarım muhtemelen istekte bulunmuşlar. Onları da gösterelim. Bitti Sikmet Kiler Fen 6.19 dilimini alıyor. 29 öğrenciden 13 tıp, 7 ise mühendislik istemiş. Gerçekten yine mükemmel bir okul. Günün kaynağına baktığımızda madem az önce balımızı gösterdik, denemeden vazgeçmeyin diyordu adam. Biz de o zaman denemeden vazgeçmeyeceğiz. Geri sayım denemelerimiz sadece birinci dönem konuları içeren ve yenisi sorulardan oluşan bir deneme. İnşallah buradaki denemelerde en güzel netler yaparsınız. Buradan bazı hocalarımızdan da olumlu yorumlar geldi. Hocam gerçekten mükemmel bir deneme hazırlamışsınız dedi. Bizim de hoşumuza gitti gerçekten. Hadi bakalım günün sorusu fenle alakalı. Bunu sizler çok rahat yapabileceğinize eminim. Ödüllü soruya yorumlarınızı bekliyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Bekle bizi LGS. Çok güçlü geliyoruz. Hadi bakalım.